Kendisi vurguladı bizlere. Evet, dilerseniz ben Türkiye'ye Osman Bey'e dönmek istiyorum. Ona sormak istediğim ilk soru namazla ilgili. İzleyicimiz şu şekilde sormuş. İş yerinde öğle ve ikindi namazları için ayrı ayrı abdest alıp kendi vaktinde namaz kılmam çok zor oluyor diyor. İzin almam da problem oluyor. Bu durumda ne yapabilirim? Evet Cengiz Bey, bu böyle bir sorun olduğunu kabul ediyorum. Bu çağda çoğunlukla böyle bir sorun var. Bazı fabrikalarda çalışanlar var ki makinenin başından ayrılamıyor. Buna benzer başka işler de var. Böyle bir problem olduğu doğrudur. Fakat biz ibadetler konusunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bakmak zorundayız. Öncelikle Peygamber Efendimiz'in sünnetinde bir örnek bulabiliyorsak orada örnek arayacağız. Acaba böyle zorluklarda Peygamber Efendimiz ne yapıyordu diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine baktığımız zaman görüyoruz ki bazı büyük toplantılarda, hac gibi mesela, yağmurlu günlerde, buna benzer başka birkaç zorluk durumunda namazları bir aralığında kıldığını görüyoruz. Yani namazları cem ederek kıldığını, cem etmek diyoruz buna. Bununla ilgili hadis kitaplarında hadisler mevcut. Merak eden herkes onları oradan bakabilir. Sahih Müslim'de de var, Sahih Buhari'de de var. Namazları şöyle cem ediyorlardı. Öğle namazı ile ikindi namazı. Öğle namazında veya ikindi namazının vaktinde arka arkaya kılınıyor. İkisi bir vakitte yani. Böylece aradaki vakit kullanılmış oluyor. Akşam veya yatsı namazı da gene akşam namazı vaktinde veya yatsı namazı vaktinde cem edilebilir. Bu da sünnetten görülüyor. Bunun dışında ama bugünkü Müslüman kardeşlerimizin kafasında şöyle bir düşünce var. Bilmiyorum nasıl edindilerse veya fıkıh kitaplarında belki de okumuş olacaklar. Namazı kazaya bırakıp eve gidince kaza ederiz diye düşünüyorlar. Fakat kazanın anlamı bu değil. Kesinlikle bu değil. Yani bile isteye namazı vaktinde kılmayıp da daha sonra kılarım diye düşünmek bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yoktur. Sünnette olan budur. Namazı cem ederek kılabilirler. Çünkü bir zorluk ortaya çıkmıştır. Bu zorluğu aşmak için İslamiyet bize bir kolaylık gösteriyor. Çünkü dinimiz elhamdülillah kolaylık dinidir, zorluk dini değildir. Namazı bu şekilde eğer imkan varsa öğle veya ikindi vaktinde yani ne zaman günde herhalde bir defa mola veriyorlardır iş yerlerinde. Bu vakitte ikisini birleştirerek kılabilir ve eve gittiğinde zaten bu problem olmayacaktır. Eğer buna da imkan yoksa tabii ki o zaman namaz elde olmayan sebeplerden dolayı vaktinde kılınamamış oluyor. O zaman o gün fırsat bulduğunda kaza edecektir. Yani hiçbir fırsat bulamadığında demek istiyorum. Ama şu olmaz ki bırakayım şimdi kılmayayım daha sonra eve gidince kılarım düşüncesi bu doğru değildir. Yani imkanlara bakacağız. Cem edebiliyorsak yani asıl önemli olan vaktinde kılmaktır. Namazlar için tayin edilmiş vakitler vardır. Bunu herkes biliyor. Mümkün olduğu kadar vaktinde kılınması lazım. Bu mümkün değilse cem ederek kılma kolaylığına başvuracaktır. Artık bu da mümkün olmuyorsa tabii ki o zaman namaz kazaya kalacaktır. Yapacak bir şey kalmıyor çünkü elinde bir imkan kalmıyor o zaman. Kaza için şöyle aslında uyuyakalmak veya unutmak şeklinde tarif edilmiştir. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş sırasında o kadar düşmanın saldırısı o kadar şiddetliydi ki 4 namaz, 5 namaz arka arkaya kılınamadı. Ve daha sonra tabii ki fırsat bulunca hepsini arka arkaya kıldılar. Öyle bir zorluk tabii ki bugünlerde yok. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeydi. O da aslında bir kaza değildi. Yani onlar 4 namazı bir araya getirerek kılmışlardı. Ama genelde normal yani insanların karşılaşabileceği normal zorluklardan bahsedecek olursak işte yağmur yağdığı zaman mescidin içine de yağmur giriyordu. Yerler çamur oluyordu veya uzaktaki insanların gelip gitmesi zor oluyordu. Bu gibi problemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bizim anladığımız, gördüğümüz şudur. Öğle namazı ve ikindi namazı bir vakitte kılınabilir.
ve akşam ve yatsı namazı bir vakitte kılınabilir. Bu gibi mecburiyetler durumunda. Ama şunu da tabii unutmadan söyleyeyim. Namazda cem edildiği zaman sünnetleri kılınmıyor. Sadece farzları cem ediliyor. Zannedersem bu cevap yeterli olur bu durum için. Muallim Bey, bu önemli konuya açıklık getirdiğiniz için, çünkü çok önemli. Birçokları, çalışan insanlarımız, Müslümanlar, iş yerlerinde işte bu cem olaylarını ya bilmediklerinden veyahut uygun değil diye düşündüklerinden dolayı namazlarını terk ediyorlar veya bile bile kazaya bırakıyorlar. Halbuki benim aklıma şu an bir hadis geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı diyor, şayet diyor unutursanız veya uyuklarsanız hatırlayınca kaza ediniz. Yani bu iki noktadan dolayı uyuklamak ve unutmak. Bunun dışında namazlar kazaya bırakılmamalı ve dediğim gibi birçok insan yani mümkün olmadığı veya mümkün değil diye namazlarını terk ediyorlar veya terk etmek zorunda kalıyorlar. Böylelikle siz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hatırlattınız ve namazların cem edilebilmesinin mümkün olduğunu yani birleştirilebileceğinin mümkün olduğunu açıkladınız ve böylelikle inşallah izleyicilerimiz bugünden itibaren namazlarını cem ederekten inşallah eda ederler ve böylelikle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde hareket etmiş olurlar. Cümlemize nasip ola. Evet, diğer bir